kısa süre sonra milyonlarca öğrencinin gireceği bir sınav olacak. Bu videoyu da o sınava girecek dostlarım için hem motivasyon olması hem de birkaç taktik vermek amacıyla çekiyorum. Sanıyorum ki kalan bu kısa sürede adımlarımızı hem doğru hem de istekli şekilde atmak için önemli bir video olacak. Aynı zamanda bu sınavın dışında da yılın herhangi bir anında herhangi bir sınav maratonu için kullanabileceğiniz bilgiler içerecek bu video. Havalar sıcak, soğuk bir şeyler alın, keyifli, rahat bir yere geçin, hemen başlayalım. Sınava çalışmak muhtemelen yaparken eğlendiğiniz şeyler listesinde üst sıralarda değil ama geleceğimizi inşa listesinde üst sıralarda. Peki nasıl üstesinden geleceğiz bu durumun? Üstelik sınav dışında çok fazla şey ilgimizi çekmeye çalışırken. Bu kadar az süre kala ihtiyacınız olan şey bence teknik olarak bilgilerin yanında inanç ve motivasyondur. Sizi mevcut durumunuzdan 1-2 adım yukarı taşımak adına birkaç önerim var. 1. Hissettiklerin çok normal. Bu söyleyeceğim tuhaf gelebilir ama özellikle sınava yakın dönemlerde sınav motivasyonuyla başa çıkmanın en önemli yollarından birisi her zaman motive olmayı beklememektir. Hiç kimse sürekli motive kalamaz. Sınava yaklaştıkça da hissettiğin stresin artması çok normal. Hem stres hem azalan süre hem konuların eksikliği de senin motive olmanı engelleyebilir. Öyle olunca da ihtiyacın olan çalışma azmini, çalışma isteğini, çalışma motivasyonunu öyle koyduğun yerde bulamayabiliyorsun. Hatta arasan da bulamayabiliyorsun ama bu normal. Yani yaşadığın, hissettiğin her şey normal. Bunları hisset ama bunları hissettiğin için panik yapma. Her an motive olmayı bekleme. Bu kalan kısa sürede motive olamasan da şu kısa süreyi çalışarak doğru değerlendirebileceğini kabul et. Şimdi videoda anlatacaklarım sana zaten bayağı iyi gelecek. 2. Doğru frekansa gir. Şimdi kendini berbat hissetsen de, kendini çok iyi hissetsen de neticede o sınav tarihi gelecek. Neticede o sınava gireceksin. Peki hangisinde sence sınava çalışma dönemin daha iyi geçer? Tabii ki olumlu duygulara sahip olarak şu kalan sürede çalışsan, sınava girsen senin için daha verimli olacak. O halde olumsuz kelimeler kullanmayı, sınav kağıdını teslim ettiğin ana kadar lütfen bırak. Beyin yaratılmış belki de en mucizevi şey ama onu manipüle etmek İnanılmaz kolay. Sadece olumları düşün. Hiçbir olumsuz cümle kurma. Çünkü panik ve fazla stres anında zaten beyne bir şey öğretmek çok zor oluyor. Başaracağım, yapacağım, her şey yolunda, güzel gidiyor, üstesinden geliyorum gibi hep olumlu şeyler kuruyorsun. Eğer aklına olumsuzu çağrıştıran cümleler geldiğinde mesela bugün yapamadım, bugün berbattı yerine bugün bu kadar yapabildim, yarın daha iyisini yapacağım gibi cümleler kuruyorsun. Emin ol bana sadece bu tutum bile gidişatında inanılmaz şeyler değiştirecek. 3. Sınavdan sonra yapacağın şeylerin listesini çıkar. Sınavdan sonra ne yapacaksın? Bu listeyi yapmak senin şu anki sınava kadar ki enerjini inan bana acayip yükseltecek. Tatil planı yapabilirsin kendine ya da tatile gidemeyeceksen de ya da gitmeyeceksen de birkaç aylık farklı planlar yapabilirsin. Neler öğreneceksin bunları yazabilirsin. Ne gibi deneyimler yaşamak istiyorsun bunları yazabilirsin. Nasıl insanlarla tanışacaksın, nereleri görmek istiyorsun, yazı nasıl geçireceksin, ne gibi hobiler edineceksin gibi kendine yapacaklar listesi çıkar. İhtiyacın olduğunda bunlar sana acayip güzel itici motorlar olacak. Bu belirleyeceğin ödüller her daraldığında, her tıkandığında o kapıyı açacak anahtarlar olacak. Şifren de şu olacak, az kaldı. Ne zaman sıkışsan bu ödülleri hatırlayacaksın. Şunun şurasında ne kaldı ki? Az kaldı diyeceksin ve koşmana devam edeceksin. 4. Çok çalış. Vakit çok hızlı geçiyor. Şöyle bir geriye bak. Kaç tane sınav atlattın şimdiye kadar? Bu sınavın da tarihi gelecek. Bu sınavı da atlatacaksın. Bu son değil ki. Bundan sonra da kaç tane sınav çıkacak hayatında karşına? Bu kalan kısa sürede çalışamıyorum ben açmazından lütfen kurtul. Belki kulağına küpe olacak, belki ömür boyu unutmayacağın bir cümle söyleyeyim sana. Çalışmamanın bedeli her zaman çalışmanın bedelinden çok daha ağır olmuştur. 5. Akıllı çalış. Kalan kısa sürede çalışman gereken konuları çok güzel derleyip toparladığını, çok güzel bir yolculuk planı yaptığını düşünüyor musun kendine? Çünkü süre azaldıkça nelere çalışman gerektiğin çok daha önemli bir hale gelir. Dolayısıyla çok çalışmanın yanında her zaman da videolarda söylüyorum zaten akıllı çalışmaya uğraş. Verimliliğini yüksek tutmaya çalış. Hangi konuları çalışman gerektiğini çok doğru seç. belki bir öneri olabilir. Bazı konuları pas geçip yeni konularda yorulmak yerine, yeni konularda motivasyonunu belki enerjini düşürmek yerine bildiğin konularda günde yüzlerce soru çözüp onları artık otomatiğe bağlamak, onlar üzerinde çok daha uzmanlaşmak bazen daha mantıklı olabiliyor. Bu dengeyi çok iyi kur. 6. Dikkat dağıtan şeylerden kaçın. Şimdi burada videoda iyi güzel konuşuyoruz ama evlerinize döndüğünüzde, gerçek hayata döndüğünüzde annen hop televizyon açıyor, ablan geliyor hop Instagram'dan sesli sesli bir şeyler dinliyor, bütün dikkatin dağılıyor. Onlarla lütfen bir konuşma yap. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Çalışman gerektiğini, artık son günlere geldiğini söyle onlara ve sessiz bir ortam onlardan rica et. Kendine güzel bir çalışma alanı kur. Bilgisayarını, telefonu olabildiğince bildirimlerini en azından sessize al. Sen ekrana bakınca o bildirimleri gör. Ayrıca modunu sürekli yüksek, dinç tutmak için sana iyi gelen özellikle enstrümantal müzikler insanı çalışırken bölmeme konusunda daha iyi olabiliyor. Kendine güzel bir seçki hazırlarsan eğer seni istediğin modda tutması açısından bir itici güç elde etmiş olabilirsin. 7. İlginçleştir. Her öğrencinin hayatını değiştirecek 3 alışkanlık isimli bir video yapmıştım birkaç hafta önce. Bu videoyu izleyenlerin çoğu zaten o videoyu izlemiştir. Bence her öğrencinin izlemesi gereken bir video olmuştu o. Bahsettiğim maddelerden birisi de bir şeyde başarılı olmak için o şeyde tutkuya sahip olman gerektiğini söylüyordum. Ama insan olarak her şeyi sevmek, her şeye tutku duymak zorunda mıyız? Tabii ki hayır. O zaman çözümü de şu oluyor. Bir şeye, bir derse, bir konuya, bir sınava tutku duymuyorsan eğer ona çalışma biçimini tutku haline getirebilirsin. Yani bir çeşit beyni manipüle etme tekniği anlatmıştım size orada. Yani deneme çözmekte zorlanıyorsun, çok fazla heyecan duymuyorsun. O zaman bir önceki denemendeki doğru cevap sayısını geçmeyi kendine tutku haline getirebilirsin. Evdeki annene, babana, ablana, akrabalarına ya bu çocukta, bu kızda bir değişiklikler var. Eskiden bu kadar çalışmazdı. Ne kadar disiplinli, ne kadar güzel bir insan oldu dedirtmeyi kendine tutku haline getirebilirsin. Arkadaşlarına, öğretmenine seni övücü cümleler kurdurtmayı, bunu başarabilmeyi kendine tutku haline getirebilirsin. Her gün çözeceğin soru sayısını, her gün çalışacağın saat sayısını bir önceki günün üzerine çıkarmayı, o grafiği sürekli yukarı doğru götürmeyi kendine tutku haline getirebiliriz. Bunu aslında hayatınızın her alanında uygulayabilirsiniz. Eğer bir şeye tutku duymuyorsan beynini manipüle et, ona çalışma biçimini tutku haline getir. Önemli bir videoydu bu. Açıklamalar kısmına her öğrencinin hayatını değiştirecek 3 alışkanlık isimli videoyu koyacağım. Oradan videonun tamamını izlemenizi öneriyorum. Biz şimdi bu videoya devam edelim. 8. Just Do It. Bir spor markasının harekete geçirici reklamının sloganıydı bu. Just Do It. Yani sadece yap. Hatta video boyunca dikkat ettiniz mi bilmiyorum ya da gözüktü mü kamerada bilmiyorum. Şurada sabitlemiştim bilgisayarımda ekran görüntüsü olarak. Just Do It. Yani sadece yap. Yani sizin için burada ne kadar uğraşıyorum bir bilseniz. Ortamın farklı olabilir. Bu videoda anlattıklarımın birkaçı sana uymayabilir. Ama şu sana kesin uyar. Kalk ve yap. Ayağa kalk ve yapman gereken neyse onu yap. Yani sadece yap. Boş ver insanları. İnsanlar hep konuşur. İnsanlar her zaman konuşacak. Şartlar çoğu kez hayatın boyunca aleyhine olacak. Ama sen başarısız olursan hiç kimsenin umurunda olmayacaksın. Başarılı olursan seni sevmeyenler bile ayağa kalkacak ve seni alkışlayacaklar. 9. Süper anları kaydet. Bu kulağa biraz tuhaf gelebilir. Daha önce de açıkçası bir yerde duyduğunu sanmıyorum. Kendini süper hissettiğin anları kaydetmeni istiyorum. Bir ses kaydı da olabilir bu. Video da olabilir. Ya da kağıda yazabilirsin duygularını. Ne işine yarayacak peki bu? Kendini ne zaman düşük hissetsen, ne zaman motivasyona ihtiyacın olsa o kağıdı, o ses kaydını, o videoyu açacaksın ve aslında kendinin doğru zamanda nasıl motive olduğunu, nasıl masaya yumruğunu vurup ayağa kalkabildiğini hatırlayacaksın. Böylece ne zaman kendimizi kötü hissetsek aslında muhteşem bir insan olduğumuzu beynimize söyleye söyleye beynimize bunu öğreteceğiz. Güven bana, ihtiyacın olduğunda bakacağın yer yine kendin olacak. Yine kendi doğru anlarının hatıraları olacak. Zaten kendine sadece inan bana, güven bana, sadece kendin lazımsın. Kimseye ihtiyacın yok. 10. Diğer konular. Aynı şeyleri tekrarlamamak adına aslında bu videonun içinde olması gereken ama geçtiğimiz haftalarda konuştuğum için bu videoya ekstradan koymadığım bazı konular vardı. Her şey ters giderken mutlu kalabilmek, müthiş bir odaklanma yöntemi, kırmızı ağaç tekniği, hatırlarsanız buna çok güzel yorumlar gelmişti, çok sevmiştiniz bunu. Her öğrencinin hayatını değiştirecek 3 alışkanlık, tembellikten kurtulma sanatı, 8 yöntem, evde nasıl ders çalışılır, 12 maddelik rehber. Bunlar çok faydalanabileceğiniz ama bu videoyu hem uzatmamak hem de tekrar düşmemek adına bu videonun içerisinde yer vermediğim taktikler ve motivasyonel önerilerdi. Aşağıda açıklamalar kısmında bu 5 videonun da linklerini koyacağım. İlginizi çekene orada bakabilirsiniz. Ayrıca birkaç hafta önce hatırlarsınız Birlikte Çalışalım isimli bir kanal açmıştım. 200 saatlik, bazıları müzikli, bazıları müziksiz. Haftada bir, 2 haftada bir orada sizin çalışmalarınıza eşlik etmek için videolar yayınlıyorum. Onu da kullanabilirsiniz. Ayrıca videoların tamamı reklamsız. Yani tamamen keyfinize bakın. 10 madde saydık. Birinden biri mutlaka sizi yakalamıştır diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Zaten bu kanalın sıkı takipçisiyseniz idealistliğiniz, sorumluluk anlayışınız ortalamanın üzerindedir. Umarım her şey yolunda gider ve hedeflerinizin çok daha iyisine ulaşırsınız. Şimdi doğru plan yapma zamanı, şimdi çok çalışma zamanı, şimdi ayağa kalkıp hak ettiğimiz kişi kimse o kişi olma zamanı. Size güveniyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep heyecanlı, hep coşkulu, hep motive kalın.